Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bu videoda bir online ya da çevrim içi bir kurs sitesi oluşturacağız. Oluşturduğumuz kursları ücret karşılığında tabii ki seyretmek isteyenler, izlemek isteyenler, bilgilenmek isteyenler satın alacaklar. Ücretsiz bir eklentiyle yapacağız bunu. Eklentinin teması da var, ücretsiz bir temasını kullanacağız. Eklenti de ücretsiz olacak. Elimizden geldiğince bir online, çevrim içi bir kurs sayfası yapacağız tabii ki. Bir eklentiye bakalım, inceleyelim. Aslında kanalımızda bir tane Online yani çevrimiçi kurs e, videosu var. Tutor LMS var biliyorsunuz. Bu da farklı bir LMS olacak. İkisini de karşılaştırabilirsiniz. Yani seyredin bence o öteki tutoru da seyredip bunu da seyrettiğinizde aradaki farkları da görebilirsiniz diye düşünüyorum aslında. Hadi geçelim ilk önce geliştireceğim bir sayfasına bir bakalım. Wordpress'teki sayfasına bir bakalım. Ofisyal sayfasına bakarız. Ondan sonra demoda lokalde yaptığım bir çalışma var. Ona bir bakalım. Onları bir inceleyelim. Fiyatlarına falan bakarız. Tabii benim aldığım notlar da var arkadaşlar. Onları da hemen size söyleyeyim. Tema için evet ücretsiz temasını kullanacağız ama tema için üye olmanız gerekiyor. Resmi sayfasına üye olacaksınız. Oradan size temayı indiriyorsunuz zaten. Aynı WooCommerce gibi düşünün. E-Ticaret gibi düşünün ama ücretsiz. Size bir lisans veriliyor. Ücretsiz lisansı. O lisansı da çünkü eklenti ya da temayı işte kurduğunuzda o lisans numaralarında sayfada eklentide paylaşmanız gerekiyor birincisi. İkincisi de arkadaşlar önemli olarak seçtiklerim bunlar. İkincisi de alt domainlerde yani normal internet alanınızın alt domain olarak sub dediğimiz alt domainlerde çalış eklenti beklenti arkadaşlar. Bunu da denedim test ettim. İşte hata veriyor. Direkt olarak ana domaininizde, internet alanınızda çalışıyor. Türkçe dil dosyası eklentiyle birlikte geliyor ama yeterli kadar tabii ki çevrilmemiş. Ben çevirilerini yaptım. Elimden geldiğince de düzelttim arkadaşlar. Yalnızca bir eklentidir. Eklentinin temanın eklentiyle yani kurulumla birlikte gelen birkaç tane daha var. Elementor e, uzantıları için işte bağlantılarını yapması için o eklenti var. Onları falan da hepsini çevirdim aslında. Hemen geçelim bir inceleyelim. İnceleyeceğimiz eklenti arkadaşlar geliştiricinin WordPress sayfası bu arada burası. Bu sayfaların sitenin linklerini kullanacağımız yani geliştiricinin resmi sayfasının WordPress sayfasının linklerini videonun açıklama kısmında olacak arkadaşlar. Zaten her videoda da bunu söylüyorum ekliyorum da. Hemen Türkçesine bakalım. Türkçesi de aynı zaten değişen bir şey yok. Lampress WordPress LMS eklentisi. Bir çevrim içi online kurt eklentisi diyebiliriz. Geliştiricinin hemen resmi sayfasına bakalım. Resmi sayfası burada bu şekilde. Gördüğünüz gibi bakın temalar, temalar WordPress temaları işte farklı temalar da var. Buradan ücret, biz tabii ki ücret sistemasını kullanacağız. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Ücretli temaları da var. Bakın burada bir sürü ücretli teması var. Eklenti ücretsiz zaten ama arkadaşlar şöyle diyeyim eklentinin daha fazla özelliklerini yani bir takım özelliklerini kullanmanız için örnek olarak veriyorum mesela ödeme ağ geçidi sınırlı arkadaşlar bir paypal var ne yazık ki ama bazı ülkelerde bizim ülkemizde olduğu gibi çalışmıyor paypal onun haricinde ne veriyor ücretsiz kısmında e, offline ödeme yöntemi var bu da yani Sonuçta ücretsiz olduğu için artık bir şey diyemiyorsunuz. Biraz daha çeşitlendirmek isterseniz ödeme ağ geçidini mesela Woocommerce, Strip kullanmak işte kredi kartlarını kullanmak istiyorsanız ücretli bir uzantısını almanız gerekiyor arkadaşlar. O da bakın burada mesela premium işte bundle paketi var komple bütün uzantılarla birlikte ya da tek tek alabileceğiniz bakın bu şekilde buradan tek tek alabileceğiniz mesela 40 bakın WooCommerce için yani WooCommerce bağlantısı için bir sürü şey var. Bunları inceleyin arkadaşlar. İşinize yarayabilecek belki bir şeyler olabilir. Belki eklenti hoşunuza gidebilir. Alabilirsiniz de. Neyse. Ama dediğim gibi incelemelerini yapın. Öyle pat diye de almayın. Geliştiricinin sayfası. Şimdi biz zaten temayı şöyle yapacağız. Ücretsiz tema ama temayı siteye yani bu ofisiyel sayfasına üye olmamız gerekecek arkadaşlar. Bize bir lisans key, bir lisans anahtarı verecekler ki eklentiyi çalıştırabilirim. Başka da burada mesela ne var? Dökümansiyonlar var. Evet. Destek kısmı falan. Short kodları falan var arkadaşlar. Buradan da ulaşabilirsiniz. Bu sayfanın linkini de Gene videonun açıklamalar kısmında olacağım. Bakın burada bu şekilde mesela hesabınızda bir lisans key olacak. Lisans key ve kullanacağınız hangi sitede kullanacaksanız bunu buraya yazıyorsunuz. İnternet isminizi ve kaydediyorsunuz. Ondan sonra da indiriyorsunuz arkadaşlar. Artık download'a basıp dosya iniyor. Sonra kurulumuna falan gitmiyor. Hemen şimdi şeye geçelim. Bir lisans key alalım hatta. Temaya geçtim. Ücretsiz. Şuradan free diyeyim. Hatta en baştan yapalım. Bakın şöyle. Resmi sayfasındayız temaya geldim. WordPress temayı seçtim. Bakın şu sıfır olan zaten sıfır dolar dediği. Hemen bunu alıyorum. Sepete ekle diyorum. Checkout yani ödeme sayfasına gidiyorum. Ödeme sayfasında arkadaşlar. Gene dediğim gibi e-ticaret gibi düşünün bunu ama para vermiyorsunuz. Bakın ücretsiz 000 yazıyor. İsminizi falan doldurursunuz. E-postanızı doğru yazın arkadaşlar çünkü o önemli e-postanızı yazıyorsunuz. Ondan sonra ben şimdi aldığım için bir daha giriş yapmayacağım zaten. O yüzden bu şekilde bunları doldurduktan sonra please order dediğinizde size zaten bir e-posta gelecek artı direkt hesabım sayfasına geleceksiniz arkadaşlar. Bakın şurada dashboard dedi işte buraya hesabınıza geldiğinizde bu alana ulaşacaksınız arkadaşlar. Hesabım kısmında ...lisans key'iniz gözükecek. Lisans key'inizi kullanacaksınız arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra artık... ha ...demo sayfamıza bir bakalım. Ücretsiz temasını tabii Türkçeleştirdim ben. Ücretsiz temasıyla... ...gayet güzel yapmışlar, şık yapmışlar. Bu şekilde bakın işte... ...biraz şey var ama şöyle diyeyim size... ...biraz e, detaylı... ...yani ince işleri biraz daha fazla çünkü. Ve bir kısımda da... ...gözüme çarpan o oldu. Evet, büyük bir kı kısmı Türkçe... Ama bazı kısımlar ne yazık ki arkadaşlar geliştirici o kısımları herhalde daha düzeltememiş ya da düzeltmemiş. Onlar da güncellemelerle herhalde düzelir diye düşünüyorum. Bazı kısımlar da arkadaşlar ne yazık ki İngilizce. Şimdi göze çarpan kısımlar bunlar biraz hoş durmuyor gibi geliyor bana da. Aslında yani biraz kodlarla oynamanız gerekir. Onları da Türkçeleştirmek için muhakkak ama e, dil dosyasından çevirmiyor. Sonuçta kelimeler dil dosyalarına var. Çevrilmiş hali de var ama işte kod. Artık okumuyor ya da artık tanımıyor mu bilemiyorum. Neyse ki çevirmiyor. Bu şekilde bir site. Kurslar kısmı var. Güzel filtreleme kısmı var. E, giriş, e, kayıt ol kısımları var arkadaşlar. Gene güzel yapmışlar bunları. Bakın böyle bir filtreleme sistemi var kategorilerde. Hatta şöyle bir kursun içine girelim. Bakın böyle güzel yapmışlar. Bu şekilde mesela böyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Profil kısmı var. Güzel hesap yani hesaplar kısmı. Bakın burada aldığınız kurslar, yayınladığınız kurslar. Toplam kurt 16 demiş yayınlanmış kurs 11 filan işte neyse. Böyle bakın güzel. Gayet iyi, şık yani. Böyle bir şey yapmaya çalışacağız, yapacağız yani aslında. Eklentiyi tanıtacağım size, siz de artık kurcalayacaksınız, yapacaksınız diyorum. Ve uyarımızı yapalım, ondan sonra da işlemlere başlayalım arkadaşlar. Eklentiyi kuracağımız internet alanı burası arkadaşlar. Buraya kuracağım. vpalemi.com'a gördüğünüz gibi varsayılın olarak gelen WordPress teması. Şimdi başlangıç kısmı burası kontrol panelimiz yani başlangıç kontrol panelimiz. Şimdi eklentiyi dediğim gibi tema üzerinden kuracağız arkadaşlar. Temayı kurduğumuz zaman zaten eklentiler de gelecek. İhtiyacımız olan eklentileri kuracak zaten. Demo verileri de alacağız. Hepsini hazır oldu, hazır olarak gelecek. Şimdi biraz önce anlattığım gibi Önce temanın indirimini yapmış olmanız lazım arkadaşlar. Temayı nasıl indiriyorduk? Geliştiricinin web sayfasına girdik, oraya kayıt olduk arkadaşlar, temayı seçtik. Aynı WooCommerce gibi düşünün işte e-ticarete gibi indirilebilen bir ürün alacağız sonuçta. Hesabımızı oluşturduk. Bize ücretsiz bir lisans oluşturdu arkadaşlar. Buradan da download kısmından da dosyayı aşağı indirdik arkadaşlar. Şöyle bastığınız zaman bakın. Burada versiyonları seçiyorsunuz. 1.0.2'yi seçebilirsiniz. Seçin ve dosya inmeye başlıyor. Ben tabii ki bir kere indirdiğim için bu tekrar oldu. Bu şekilde indireceksiniz arkadaşlar. Şimdi dosyayı indirdik. Ne yapıyoruz? Görünüme geliyorum. Temalar kısmına geliyorum. Yeni tema ekle diyorum. Tema yükle diyorum. Burada dosya seçeceğiz arkadaşlar. İndirdiğiniz yani temayı tema dosyasını alacaksınız. Zaten ziplidir. Direkt olarak seçip şöyle üstüne atıyorum ve şimdi kur diyorum. Tema kuruldu arkadaşlar. Bakın şimdi tema kuruluyor ve tema kuruldu. Temalar sayfasına gidiyorum. Gördüğünüz gibi varsayılan WordPress teması ve bizim kurduğumuz tema arkadaşlar. Yani online kurs teması. Etkinleştir diyorum. Orada tabii ki bir kurulum sihirbazı karşılıyor sizi arkadaşlar. İsterseniz bunu geçebilirsiniz sonra da yapabilirsiniz ama bunlar İngilizce zaten hemen şöyle hızlıca bir geçelim. Kur diyorum ve aktifleştir diyorum. Yani etkinleştir. Orada işte kurulum sihirbazı sizi tek tek yönlendiriyor arkadaşlar. Bir sonraki diyorum İşte sitenizin ismi ne olacak? Mesela VPA tamam VPA olarak kalsın. Devam diyorum. Alt bir içerikte girebilirsiniz. Sitenizle alakalı bir şey yazabilirsiniz mesela. Geçtim. Burada ihtiyacı olan, eklentinin ihtiyacı olan eklentileri gösteriyor. Mesela kontak, iletişim formu lazım bir tane. Eklentinin normal ana eklenti zaten. Biz tema üzerinden kuruyoruz arkadaşlar bakın bunu. İsterseniz mesela temayı kurmayabilirsiniz. Farklı, siz başka bir tema kullanacaksınızdır. ücretsiz başka bir tema bulursunuz ya da ücretli neyse bilmiyorum. Bir tane tema bulduğunu eklenti, sırf eklenti kurulumuyla da yapabilirsiniz. Ben Temada ücretsiz olduğu için bu yola gittim. Güzel bir teması var. E, kullanılabilir. O yüzden de bu şekilde kurulumunu yapıyorum. Şimdi iletişim formu evet lazım. Zaten bakın tavsiye yani gerekli. Eklenti artı eklentinin e, geliştiricinin bir tane de Elementor kiti var. Elementor kitiyle baya bir işlemler yapmışlar. Zaten Orası biraz karışık. Orada da biraz karışacak kafamız. E ben bayağı bir uğraştırdı beni çünkü o çözmek için. Burada da elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. E bu Elementor değil arkadaşlar. Elementor kiti arkadaşlar ama bu bir eklenti sonuçta. Onu da kuracak. Bunu da seçiyorum ve devam ediyorum. Yani kur ve etkinleştir diyeceğim. Şimdi Hesabımız kısmında bize ücretsiz vermiş olduğu lisans kodunu bu alana yapıştıracağız arkadaşlar. Hemen lisans kodumu alıyorum. Buradan bakın kopyala dediğinizde getirip buraya yapıştırıyorum. E, kabul ediyorum. Ondan sonra da gönder diyorum. Evet burada teşekkür ediyor. İşte diyor etkinleştirildi diyor. Lisans kodunuz filan. Tamam. Geçtik. Şimdi burada bakın bir şey yok. Zaten devam etme tuşu yok. Ama biz üst taraftaki panelden gidiyoruz. Import demo denen kısma. Şimdi demo verileri alacağız. Bir tane zaten tema var. Ücretsiz tema. Gördüğünüz gibi bu temanın demo verilerini alacağız. Install diyorum. Bakın burada zaten neler yapacağını falan anlatıyor size. Bu biraz işlem uzun sürüyor arkadaşlar. Artık bağlantı hızınıza göre değişebilir. Import diyorum ve ihtiyacım olan her şeyi yüklesin sisteme. Evet, demo verileri de aldı, eklentileri de kurdu. Şu an siteye bakabilirsiniz diyor. Bir bakalım. Demo verilerle birlikte site bu şekilde geliyor arkadaşlar. Evet, kurulmuş şekilde geliyor arkadaşlar. Şimdi bunu da kapatalım. Ondan sonra plugine bir geçelim bakalım. Yani eklentiler Orada bakın kullandığı eklentiler iletişim formu, Elementor, tabii ki Elementor Kit vardı. Sonuçta o yükledi beklenti. Burada Elementor'u da tabii ki kuruyor. Şu Elementor Kit olan eklentisi, LearnPress eklenti, ana eklenti, Tim Core. Bunu da gün, hatta güncelleme gelmiş. Bir güncelleme yapalım. Bunu da aradan çıkaralım. Tamam bu da güncellendi. Onun haricinde sisteme bakalım. Sistem durumu neymiş? Sistem durumunda her şey yolunda gösteriyor. Tamam. Servise bir bakalım. Serviste de burada ücretli versiyon. işte gerekli detaylar, bilgiler yönlendiriyor siz arkadaşlar. Geçtik. Bir de child tema var. Yani alt tema var. Alt temada bunu da kurabilirsiniz arkadaşlar. Child, yani alt tema kullanmak faydalıdır. Güncellemelerde mesela eğer bir eklenti çakışması falan olursa siteniz bozuluyor. Bu da e, giren ziyaretçileri işte yani negatif etkiler. Hani alt tema kullanmanızı öneririm size arkadaşlar. Alt tema ile ilgili de videom var kanalda. Onu da seyredebilirsiniz hatta. Şimdi bunları hallettik. Başka hemen şöyle bir daha yani kontrol paneline bir gelelim. Tabi bunlar bakın gelen eklentiler kurulanlar arkadaşlar bakın bu tema ile alakalı ana eklenti. Ondan sonra İletişim işte kontak form gelmişti zaten. Team sliders demiş. Ondan sonra Elementor geldi. Team Elementor. Yani 3-4 tane 5 tane eklenti kurun. Öyle diyeyim size. Onlar tamam. Artık şimdi bunları bir Türkçeleştirme yani Türkçe dil dosyasını yükleyeceğim. Türkçe dil dosyalarını yükledikten sonra kaldığımız yerden devam edelim diye diyeceğim ama dil dosyaların yüklenmesine geçelim. Ne yapıyoruz? Loco üzerinden dil dosyalarını yüklüyorum arkadaşlar. Loko'ya geldim. Loko'da arkadaşlar Loco Translate'te. Ekten ilk önce tema ile bir başlayalım. Temamızın dil dosyasını hemen bir oluşturalım. duralım. Kalıbı 123 eşitle diyorum bakalım. 231 tamam kaydet diyorum. Şimdi geldik tekrar. Yükle diyorum. Geliştirici kısmı seçiyorum. Oradan temamızı dil dosyasını Şöyle yüklüyorum. Tamam. Bu şekilde. Şimdi şunu da bir neyse sonra bir güncellemesini yaparız. Eklentiler kısmına geldim. Eklentilerde hemen eklentimizi bulalım. Evet Türkçe bakın Türkçe %98 diyor kalıbı düzenli diyelim bakalım. eşitle diyelim 1986-2001'e çıktı. Kaydet diyorum. Tamam. Tekrar geldik. Geliştirici kısmında yükle diyorum. PO yükle. PO yükle yani. PO hemen çeviri dosyamızı aldım. Geliştirici kısmını seçtim. Yükle diyorum. 2001 tamam. Bu da oldu. Bakın bu değişti. Bu henüz değişmedi. onu da bakacağız. Şimdi ön belleyi bir temizledikten sonra bakacağız. Başka eklentilere gene gelelim. Tim Elementor, Tim Core. Evet. Şunlar Tim Core'ye bakalım. Kalıp düzenlediyorum diyorum. Eşitle diyorum. 350'ye çıktı. Bakın 100 KB üzerinde iki dosya atlandı. Budur budur. Bu tip bir ikaz alırsanız arkadaşlar bakın. Hemen onu da hatırlatayım. Bu tip bir ikaz aldınız. Ayarlar kısmına geliyorum. En yüksek 130 diyor. Ayarlar kısmına geldim. Çıktım buradan. Ayarlarda şunu 150 yapın. 150 yaptıktan sonra kaydedin. Kaydettikten sonra tekrar eklentiler kısmına geliyorum. Yine geldim eklentiyi. Kalıbı düzenle diyorum. Tekrar eşitle diyorum. Değişen bir şey olmadı aslında. Bazen de değişebiliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. 350 değil 360, 370 de olabilir yani. Kaydet diyorum. Bunu da yaptık. Şimdi şöyle hemen geldik. O yükle diyorum yine. Geliştirici kısmını seçtim. Şimdi bunu da tekrar hatırlatayım. Videolarda söylüyorum yani bu dil dosyalarını yüklerken. Geliştirici ve özel kısmını aldığınızda dil dosyalarını yüklediğinizde güncellediğinizde ya da eklentiyi kaldırdığınızda icabında dil dosyaları da silinebilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ya da eklenti bir güncelle aldığında güncelleme aldığında silinebilir. Tekrar bu sefer dil dosyasını yüklemeniz lazım. Bu yüzden de bilgisayarınızda her zaman için yediğiniz olsun. Sisteme peki neden e, özel yani özele e, loko klasörün içine almıyorum? Bazı eklentilerde arkadaşlar Loco üzerinde çalışmıyor. Loco klasörünü aldığınızda çalışmayabiliyor. Ya geliştirici kısmında olacak ya sistem kısmında olacak. Ben şimdi direkt olarak geliştirici yani sonuçta dil dosyaları benim elimde olduğu için problem değil. Ben istediğim gibi silinse bile güncellense bile tekrar yüklerim. Hiç problem değil benim için. O yüzden de geliştirici kısmına alıyorum dil dosyalarını. Ama sizin aklınızda olsun yani. Loco klasörünün içine de dil dosyasını yüklerseniz silinmez. Ama eklentiyi de çevirmeyebilir. Onu da hatırlatayım. Onu da yükledik. Tamam. Başka hemen eklentiler kısmına gelelim. Elementor vardı bir de değil mi? Evet. Team Elementor Kit. Hemen kalıp düzenle diyorum. Eşitle diyorum? 137 oldu. Tamam. Buradan hemen şöyle. For yükle diyorum. Bakın dosyamızı seçtik. Geliştirici kısmına yüklediyorum. Tamam. Bu şekilde. Bakın bunlar da Türkçeleşti. Şu hızlı kurulum hemen bakın. Hızlı kurulum demiş. Hemen hızlı kuruluma bir geçelim. Bakın Türkçeleşti bunlar. Kurulum sihirbazı. Bu eklenti arkadaşlar. Eklentinin. Videonun başında yaptığımız temaydı. Temanın özelleştirmelerini yaptık. Bu da eklentinin kurulum. Hızlı kurulum sihirbazı. Burada işte statik sayfalar yani bu eklentinin kullandığı sayfalar İngilizce tabi bunlar bunları Türkçeleştireceğiz. Ondan sonra devam ediyorum. Paypal tabii ki Paypal ülkede bizim Türkiye'de kullanılmıyor ama farklı ülkelerde belki kullanıyordur. O yüzden de Paypal'ı seçebilirsiniz. Paypal e-postanızı canlı modda demiş. Test modu da var büyük ihtimalle zaten bunun. ABD doları demiş artık neyi kullanıyorsanız bizde Paypal yok. Geçtik. Bir demo kurtu kurun. Yeni bir kurt oluşturun. Belgeleri görüntüle ve panoya geri dön demiş. Bu kadar. Tamam. Panoya geri dön. Döndük. Hemen şurada temizleyelim. Orada siparişlerle ilgili. Yani satılan kurs varsa burada göreceksiniz arkadaşlar hemen. Güncellemelere bakalım. Aslında güncelleme bu ön bellekle ilgili. Eklentinin bir sıkıntısı olabilir. Şöyle. Çünkü güncellenecek bir şey yok. Baktığınız zaman. Bakın. Eklentiler geldi ve kayboldu zaten. Şöyle ön belleği bir temizle diyelim. Bakın Türkçeleşti zaten hepsi. Bu şekilde kurulumlarımızı bitirdik gibi bir şey. Şimdi eklentinin artık ayarlarına şöyle bir menülerine bir bakalım. Bu tema EduPress. Eklentinin tema kısmı arkadaşlar. Bakın kontrol paneli bu tema ile alakalı olan. Bunların hepsini yaptık. Lisansı, demoyu aldık. Eklentilerin hepsini gösterdik. Burada aslında bir işimiz yok artık bizim. Geçtik. Yani burada da zaten bakın sistem durumu, alt temalar falan bunlar şuradaki menüler zaten. Burada da menüler. Şimdi aslında ana eklentimiz burada. Lampreys'te. Bakın bastığınız zaman eğer tutor LMS'yi seyrettiyseniz kanalımda zaten hemen hemen aynı arkadaşlar. Aşina olacaksınız zaten göreceksiniz aynı. Tutor biraz daha gelişmişi diye düşünebilirsiniz aslında. Kurslar, dersler, sınavlar, sorular, siparişler, kategoriler, etiketler var, var. O bu falan işte. yani bunları zaten kurslu falan oluşturmadan önce biraz kategorileri falan oluşturacağız tabii ki. Ee, onun haricinde direkt kursla yani kur, yeni kurs oluşturduğumuzda işleyeceğimiz alanlar bunlar. Şimdi şuradan bir ayarları bir geçelim bakalım. Eklentinin ayarları. Bakın sayfa kurulumu gene aynı şekilde. Burada bunları değiştireceğiz sayfalar kısmında. Hatta şuradan şöyle bir sayfalar sekmesini de açayım. Bakın. Bu şekilde sayfa. Bunları Türkçeleştireceğiz tabii ki. AMD doları diyor, Türk lirası diyoruz. Hemen Türk lirası solda değil sağ boşlukla. Tamam. Profili yayınla tüm kullanıcı profili sayfalarını herkese açık hale getirin. Gerek yok. Eğitmen kaydı seçeneği tüm kayıt formlarını etkinleştirin. Bunu da seçebilirsiniz. Tamam. İsterseniz seçmezsiniz tabii ki. Yani sayfada yapacağınız şey yapabilirsiniz. Orada gösterebilirsiniz. Giriş formunda olabilir. Kayıt formunda olabilir neyse. Kurslar kısmına bir bakalım. Kursları gözden geçirin. Evet, otomatik başlatma ona açılır. Yani burada işte Türkçeleştirmenin güzel yanı bu arkadaşlar. Kullandığınız dilde olduğu zaman en azından okuyup anlayabiliyorsunuz bir takım şeyleri. Ben de biraz daha düzelttim elimden geldiğince de. Ee, daha anlaşılır şekilde oluyor. Baktığınız zaman böyle çok hani buralarda falan bir şey yapmadım ben. Değiştirme falan yapmadım açıkçası. Yani bunlar standart kalıyor profile bir geçelim. Profilde de yine giriş formunu kullanıcı oturumu açmadıysa profilden oturumu aç etkinleştirebilirsiniz. Yani bunu seçebiliriz. Kayıt formunu şunu da seçelim. Bunu da seçelim. İsterseniz kayıt formuna arkadaşlar bakın özel kayıt alanları demiş. Kayıt formuna özel alanlar ekleyebilirsiniz. Örnek olarak işte bulunduğu şehir olabilir. Farklı şeyler mesela sorabilirsiniz. Buraya yeni eklediğin işte görünen at mesela ne diyelim? Şehir diyelim mesela örnek. Şehir, metin olarak, metin alanı, metin. Tamam, gerekti mi? Gerekli değil. Tabii ki ayarları kaydet diyelim. Ya da şunları varsayılan alanları mesela ilk isim, toyadı bunları da etkinleştirebilirsiniz. Şöyle bunları da etkinleştireyim hatta. Bunları kaydetsin, tamam. Ödemeler kısmına geldik. Şimdi ödemeler burada 3 tane seçenek veriyor bize. Misafir ödeme yani siteye herhangi bir o ol, kayıt olmadan misafir ödeme özelliği var. Açabilirsiniz isterseniz ama ben açmayı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Direkt olarak yani bir hesap oluştursunlar e, en azından e, bir e-posta hani haber verme olabilir. Haber e-posta atabilirsiniz, edebilirsiniz bazı şeyler olabilir. O yüzden de bir hesapların olunması daha iyi bence. Hesap girişi, hesap oluşturma, evet ödeme sayfasında giriş formu, ödeme sayfasında kayıt formunun etkinliği. Yani kursu aldıklarında arkadaşlar orada hesapları yoksa bir hesap oluşturabilecekler. Varsa da mesela giriş yapabilecekler hesaplarına. Şimdi eklenti bize iki tane ödeme ağı yolu veriyor tabii ki. Biri Paypal, biri de çevrim dışı ödeme diye geçiyor. Şimdi çevrim dışı Paypal'ı kullanmayacağız zaten. Yani kullanabilirsiniz tabii ki eğer çalışıyorsa bulunduruz ülkede kullanın tabii niye olmasın. Bunu etkinleştirdik. Çevrim dışı ödeme. Buraya mesela nakit ödeme değilken EFT, EFT havale diyelim. EFT havale. Çevrim dışı ödeme tamam bu şekilde kaydedelim. Şunu işaretlerseniz zaten arkadaşlar bu test modu. Bunda mesela sanki direkt hani kurtu, kayıt oldu. Ödeme yolunu seçtikten sonra direkt açılır. Normalde zaten öyle olması lazım. Neden? Ödeme yolunda bir kredi kartı mesela ya da sanal post falan böyle kullansaydık, sanal post kullansaydık. Direkt kredi kartından çektiği için kurs hemen açılacaktı. Ama bu şekilde siz onay vermeniz gerekecek. Nasıl onay vermeniz lazım? Şimdi çevrim dışı ödeme olduğu için bir EFT ya da havale yapacak hesabınıza, banka hesabınıza. Siz banka hesabınıza geldikten sonra anca çevirebilirsiniz. Yani ücretsiz sürümünde bu. E, bunu tabii ki dediğim gibi kredi kartı postaları falan kullanmanız için ücretli uzantılarını almanız gerekiyor. Onu da hallettik. Böyle çevirmişiz. Şimdi peki banka bilgilerini falan nasıl, nereden bilecek? E, nasıl olacak? Hiçbir bankayla ilgili hiçbir şey yazmadık aslında. Onu da e-postalar üzerinden yapabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız arkadaşlar? E-postalar üzerinden yani yeni bir sipariş mesela kullanıcı yeni bir sipariş verdiğinde buraya banka bilgileri bu zaten şöyle diyeyim bunları hatta şöyle bir bakalım. Tabii bakın İngilizce bunlar. Bunlar dil dosyasında bulunmuyor çünkü. Şu başlıklar işte bulunuyor. Onları zaten bakın Türkçe'ye çevirmiş. Bunları da Türkçe'ye çevirmeniz lazım. Şimdi sipariş oluşturduğunda mesela yeni bir sipariş oluşturduğunda ya da işleme sırası oluşturduğunda buralara banka bilgilerinizi ekleyebilirsiniz. Bu sefer banka bilgilerinizi gördüğü için işte EFT havale yapabilir kullanıcı yani müşteri öyle diyeyim size. Bunlar ama e-postaları muhakkak arkadaşlar e çevirin. İngilizce çünkü. Tamam bu başlıklar falan Türkçe ama tümünü etkinleştir diyorum. Evet burada da bir sıkıntı var zaten. Şuraya da MPA eğitim diyorum. Ben lokalde yapmış olduğum o testte işte demo sistemizde, yani şu demo sitemizde. bunları ben tabii ki çevirdim arkadaşlar. Yani hepsi Türkçeleşti. Bakın kurslar, e-postalar, yeni sipariş mesela. Kullanıcı yeni sipariş verdiği zaman. Bakın bu şekilde hepsini Türkçeleştirdim. Siz de Türkçeleştireceksiniz. Yoksa e, arkadaşlar İngilizce kalır. O da bir işe yaramaz. Tümünü etkinleştir diyorum ama bakın. Orada herhangi bir şey seçemiyorsunuz. O yüzden tek tek böyle. Bu da herhalde işte bir ufak bak mı diyorlar. Bir hatası. Böyle elden yapacağız artık. Bu şekilde manuel. Hepsini açıyorum. Evet. Ayarları kaydet dedik. Ev posta şablonu. Buraya bir logo da yükleyebiliriz. Mesela yüklediğim bir tane logo. Hatta nerede şöyle logomu. Bunu alalım. Yüklesin. Veypa ayetim bu şekilde ayarlamış olduk. Kalıcı bağlantılar var. Bu da önemli arkadaşlar. Bakın bunlar da İngilizce. Yani yabancı dil. Kullandığınız dile çevireceksiniz artık. Ders mesela. Bunu derse çevirin. Ders demiş. Ondan sonra bu da test diye şöyle. Bunların çevirilerini yapacaksınız arkadaşlar. kalıcı bağlantılar bunlar çünkü. Bu şekilde. Şöyle ufaktan kaydedelim. Gelişmişe bakalım. Gelişmişte ne varmış? Gutenberg'de çalışıyorsanız arkadaşlar bunları etkinleştirin. Kur, ders, sınav bunları etkinleştirin. Yapışkan sınav sayfalama, torun gezme konumu yapışkan tamam. Ayarlar kaydet. Renkleri buradan değiştirebiliyoruz. Bu şekilde ayarlarımız, eklentinin ayarları bu şekilde arkadaşlar. Yapılması gereken işlemleri falan gösterdim size. Yani çok fazla bir şey aslında ayarlarda bir şey yapmıyorsunuz ama işte e-postalarda çeviriler lazım. Kalıcı bağlantılarda bunun dil dosyası ile alakası yok. Dil dosyası ile yapılan çeviriler bakın bu şekilde gözüküyor zaten. Bunlar hep bütçeleşiyor ama içindeki yazılar onların çevrilmesi lazım. Kalıcı bağlantıları çevireceksiniz. Ondan sonra da ayarlarla zaten bir işimiz yani kalmadı bitti. Bu şekilde. Bunların filan hepsini Türkçeleştireceğiz yani. Bunları da gösterdikten sonra başka ne var? Tim kaydırıcılar bakalım. Burada bir şey var mı? Tüm öğeler. Herhangi bir şey yok. Tamam. Tim Elementor. Bu evet işte biraz kafamızı karıştıracak. Yani kitlerin sayfa kitlerinin olduğu kısımlar şablonlar arkadaşlar. Bakalım bakın şöyle tüm şablonları bir geçelim. Gördüğünüz gibi yani birçok şablon var. Tekli sayfada var işte e, ana sayfadaki mesela şu modül öne çıkanlar mesela öne çıkanlar modülü var. Bunlar mesela işte biraz kafa karıştırıcı ama içine girdiğimiz zaman bunu sona bırakacağım. En sona bırakacağım çünkü en son yapacağımız işlemlerden biri olsun bu. Onu da geçtik tamamdır. Şimdi ne yapalım? Bir sayfaları, şu sayfalarımızı bir Türkçeleştirelim. Linklerini düzelteyim. Ondan sonra da menülere bir geçeriz. Şimdi bunu da gene nasıl yapıyorum hemen göstereyim. Bakın avot yani hakkımızda olan kısım. Düzenle diyorum. Buraya hakkımızda diyeceğim. Link yolunu da bu şekilde değiştiriyorum arkadaşlar. Bak akkımızda olarak değişti bu şekilde düzeltebilirsiniz ve ben diğerlerini yapacağım arkadaşlar bundan sonra kaldığımız yerden devam edelim sayfalarımızı düzelttik arkadaşlar linklerini falan da düzelttik Türkçeleştirdik Neyse ne bakın burada zaten eklenti sayfası diyor yani eklentini kullandığı sayfalar şimdi burada bir şeyi değiştirmemiz lazım neredeydi öğretmen ol eğitmen dediği kısım bunu değiştirdim. ama gerek var mı bakalım Eğitmen ol. Eğitmen yok. Gerek yok. Tamam neyse böyle kalsın. Eğer bir sıkıntı olursa zaten değiştiririz. Tamamdır. Şimdi bunu bitirdikten sonra menülere bir geçelim. Menülere bir bakalım menüleri nasılmış. Görünümden menüler sekmesine geldik. Hemen şunu bir ana menü diyorum. Tamam. Ana sayfa, blok. Şunu bir kaldıralım. kaldıralım. Bunları kaldıralım. Tamam. Ana sayfamızda Mega menü, Mega menü kullanmak isterseniz arkadaşlar bunu açtığınızda bu gerçi ama sayfa da şey yapıyordu. Yani böyle hani çok fazla kurtuluş planı olsa bu alt kısımlara doldurabileceğiniz mesela tüm kursları, kategorilerinizi buraya yazarsınız. Kurtlar deyip onun altında mesela oluşturursunuz. Hatta bir deneyelim olmazsa bir de ya. Bir bakalım şöyle. Şöyle tümlüğü göster diyelim. Tamam. Ee, eğitmen. Eğitmen hakkımızda iletişim. Şu kursları alalım. Profil şartlar bilmem demiş. Tamam. Menüyü ekle diyelim şimdi. Ve burada şunu kaldıralım. Hakkımızda ne kalsın? Bu da kalsın. Kurslar. Kategoriler. Bu kategorileri şunun, bunun altına alsak. Alt tarafa alsak. Hmm. Yani bu yazı kategorileri. Kategoriler, yazılar, sayfalar. Yani mega menüyü nerede kullanacağız? Kullanacak mıyız? Kullanır mıyız? Kullanmayız ya. Neyse bir kaydedelim şöyle bir bakalım sayfamıza ilk önce. Yani mega menü de eklenti ile birlikte gelen bir şey arkadaşlar. Bakın burada ikon seçebiliyoruz. Burada da custom load. yani genişliğini meniştiğini falan ayarlayabiliyormuşuz. Böyle bir bakalım iki önce bir sayfaya. Mega menüyü açtıktan sonra ben de bozulmuştur gibi. Evet, yani bu şekilde çıkıyor. Ama öteki türlü şunu kaldıralım. Bir daha bakalım. Evet bu şekilde gözüküyor. Bu şekilde daha güzel ya. Ya mega menüyü de kullanabilirsiniz tabii ki. Nedir olmasın? İşte bu menü kısmını şöyle bir düzelttik. Kurslara hatta bir bakalım. Demo ile birlikte gelen kurslar arkadaşlar. Bakın. Onlar. Böyle. Filtreleme kısmı var. Ücretli ve ücretsiz. Bakın kurs arayın. Arama kısmı, eğitmen. Bir tane eğitmen var zaten. Hatta eğitmen sayfası. Hayır, eğitmen sayfası diyorum. Pardon. Buradan eğitmen profili işte eğitimcinin kaç tane kurtuğu olduğu falan kaç öğrencisi olduğunu buradan bu şekilde hangi işte kursları yayınladığını falan ulaşabiliyoruz güzel iletişim var bunları zaten arkadaşlar artık düzeltebilirsiniz Elementor yapılmış sayfalar onları düzeltebilirsiniz bunlarda bir sıkıntı yok hakkımızda bakalım neymiş Evet. Gene bu şekilde bir sayfa, blog sayfası. Burada yazılarınızı, yazılar yani kursla ilgili yazılar, işte artık konularla, kategorilerle ilgili yazılar paylaşın ki arama motorlarında daha fazla indekslenebilirsiniz. Bu da faydalı bir şey. Ana sayfaya geldik. Menüleri bu şekilde. Başka menü konumlara bir bakalım. Başka menü yok bildiğim kadarıyla. Evet yani tek bir ana menü kısmı var. Onun haricinde menü gözükmüyor. Başka konumu gözükmüyor aslında. Şimdi şeye bir bakalım. Bir bileşenlere bir bakalım. Kurs kenar çubuğu, tüm kurtlar. Tamam kurs fitresi var zaten. Kategori kenar çubuğu. Tab bar, sağ menü. Metin. Evet. Alt bilgi, kenar çubuğu. Tamam. Bunlar arkadaşlar dediğim gibi şeyin kitleri neredeydi? Team Elementor yani şu şablonlar arkadaşlar bakın şablonların kısa kodları bunlar. Bunu ama en sona bırak dediğim gibi kafanız hiç karışmasın. Telif hakkı bölümde görünür bilmem ne de demiş Lampreys kurt bilgileri, kurs filtresi, popüler kurslar. Burada da widgetleri var. Yani site barlı kısım kullanıyorsanız mesela bu eklentinin temasını değil siz kendi temanızı oluşturacaksınız. temanızda da yapacaksanız. Sidebarınızda varsa böyle sağ tarafında ya da sol tarafında öyle diyeyim mesela şu kurslar sekmesi gibi düşünün. Burası şu kısım bir sidebar'dır. Mesela sağ kısmı. Sol tarafta da olabilir. Burada bileşenlerden mesela ne vermiş bize? Mesela sağ menü kısmında burada kullanabilirsiniz. Solda yok çünkü bu temanın özelliklerinde yok yani sol menü sol kısım yok yani kenar çubuğu yok. Pardon sağ menü diyorum kenar çubukları. Yani öyle düşünün. Buradan da Bitget'in kullanabilirsiniz. Şimdi onu da baktık. Şöyle tekrar geldik. Başka burada bakacağımız bir alan var mı? Yok aslında. Ana sayfaya bir gelelim şöyle. Profil ve evet şunları bir özelleştirelim. Menüler madem menülerdeyiz. Profil ve şeye bakalım. Şu footer kısmı da dediğim gibi burada Farklı. Bunlar menü değil arkadaşlar. Ee, oraya ama menü şeklinde bir şey yapacağız. Şimdi bileşenler. Görünüme geldim. Özelleştire bir bakalım. Şimdi özelleştirmeden sayfamızı biraz daha özelleştirmeye başlayalım. Şu profil ve şunu özellikle. Bir değiştirelim hatta. Bakın. Ha. Profil. Bu da tema kitinden miymiş? Evet tema kiti. İlla yani oraya gireceğiz mi yani? Tap var. Tap var. İsterseniz buraya bir tane e, yapışkan bir menü şeklinde şu şöyle diyeyim. Bakın şu kısmı. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Buraya mesela bir uyarı link link bir şey de verebilirsiniz. Yönlendirebilirsiniz. Böyle bir şey olabilir. Kullanabilirsiniz öyle bir şey. Ondan sonra Üst çubukta görüntü bir bileşen ekle mesela demiş. Hemen bakalım. Tapların etiketi şeyini almamız lazım. Kısa kodunu almamız lazım. Ondan sonra buraya bir tane ee, yapıştıracağız Metin. Takvim video özel html. Evet. Tamam. O zaman şu şeye bir bakalım. Hatta özel bir pencere açalım. Eee şuradan. Evet. Şöyle bir bakalım. Bakın. O özel şu an şey değiliz. Giriş yapmadık yani. Giriş yapmadığımız bir ana sayfadan direkt bakıyoruz şu an. Register dediğimizde, kayıt ol dediğimizde bakın, giriş yap kısmı ve kayıt ol yan yana çıkıyor. Burada ayarlarda mesela e, alan ekle de demiştik ya arkadaşlar. Bakın ilk isim soyadı buraya şehir. Eğitmen olmak ister misin seçeneği vardı mesela kayıt formuna gösterilsin mi diye. Buradan direkt olarak eğitmen başvuruklu da yapabilir. Mesela kayıt oldu. başka ne var burada? Kurslara bir bakalım. Kurslarda gene bu şekilde gözüküyor. Şöyle fotoğrafide kategoride ne var? bakalım. Evet tamam bunlar da gün çalışıyor. Şimdi başla demiş. Konu derslikleri, ders başlıkları, eğitmen, Genel bakışta. Bunlarda ders yok mu? Bir ders. Test demişiz. Bir tane te test dersi varmış. Demoyla gelen tabii ki bu. Sıfır öğrenci bir sınav. Bir tane de sınav varmış hatta. Sınav. Tabii şimdi başta dediğimizde ne diyor? Giriş yapmamız lazım. Ondan sonra. ancak Evet. Evet. Tamam. Tamam. Bu şekilde bu da kalsın burada. Bir kurs oluşturalım hatta. Kurs oluşturalım. Derslerimizi oluşturalım. Sorumuzu morumuzu falan hazırlayalım. yayınlayalım. Hemen ona geçelim. WordPress kontrol paneline geldik. Şimdi hemen eklentimize gelelim. Şimdi burada kurslar, dersler, sınavlar, sorular, siparişler falan. Şimdi kategoriler, etiketler, kategorilere bir bakalım. Yani bunları değiştireceksiniz arkadaşlar bu kategoriler artık neyse siz kendiniz yapacaksınız şu kategoriler yani onlar. Etiketlerde de gene bakalım var mı etiket herhangi bir etiket yok. İstatistiğe bir bakalım. İstatistikte de işte ne kadar toplam kur e, kurt satışı olmuş etmiş bunları göreceksiniz. Eklentilere bakalım. Burada ücretli eklentilere yönlendiriyor sizi işte. Bakın ücretli bilmem ne plan demiş. Ücretsiz yok mu ücretli? Neymiş? Evet burada da uzantıları yani eklentinin uzantıları. Temalara bir bakalım. Ücretli ücretsiz 9 tane gözüküyormuş zaten. Tamam. Temalar da burada. Gene ücretli temalar. Ayarlar, araçlar neymiş? Araçlara bakalım. Araçlarda örnek verileri zaten biz yükledik. Örnek kurs da oluşturabiliyormuşuz zaten. Ama biz zaten demo ile aldığımız için bizim elimizde şu an kurslarımız var. Yoksa buradan da yükleme şöyle yapalım. Seçenekleri göster. Örnek kurs. Bir tane isim yazıp buraya mesela 5, e, 10 Aralıkları rastgele öğe sayısı bilmem ne. Yani demo yüklemediniz. Buradan da kendiniz de demo bile oluşturabiliyordunuz icabında. Kurt oluşturabiliyor musunuz? Öyle bir özelliği var. Resetleme. Kurs ilerlemelerini sıfırla. Öğe ilerlemesini sıfırla. Ders atama atanması kurslara dersleri atayabiliyor mu? Bakın kurslara ata, atama kursu, veri tabanı. Veri tabanını güncelle, şablonlara bakalım. Üzerinde bir şablon dosyası yok. Beta sürümü demiş. Beta versiyon yok. Ön bellek, tüm ön belleği temizle. Bu şekilde bir ayarlar, gene ayar kısmı diyebiliriz bunu da aslında araçlar demiş ama ayar da diyebiliriz. Şimdi kurslara bir bakalım, derslere bakalım, ders var mı? Ders yok. Sınav bakalım, sınav da yok. Soru da yoktur büyük ihtimalle. sipariş de yoktur herhalde. Evet. Tamam, biz artık bir tane örnek ders şey kurs oluşturalım. Kategoriler gene bakın, kategoriler kısmına geliyor. Etiketlerde gene etiketler kısmına geliyor. Tamam şimdi örnek bir tane kurt ben demoda yapmış olduğum çalışmanın aynısını gene burada yapacağım arkadaşlar tabii ki burada dediğim gibi siz nasıl yapıldığına bir bakın olayın şimdi kursumuzun adı Bunu kopyalayalım yeni ekle diyorum sağlıklı beslenmenin temel prensipleri hemen içeriğimizde yapıştıralım. Şöyle bir içerik oluşturduk tamam yani şimdi konu ve ders başlıkları demiş. Burada arkadaşlar işin ilginç yanı ben şu yani konu ve ders başlığını ve dersleri oluşturmak için inanın çok uğraştım. Neden uğraştım diyeceksiniz? Bakın. Aslında biraz da benim hatam. Geliştiricinin videolarını seyrederken orada o alanı atlamışım ama burası önemli. Burayı kaçırmayın yoksa benim gibi siz de ararsınız. Şimdi buraya bakın. Hemen bir ders Ekleyelim. Bir tane ekleyelim şimdi. Bak yazdım. Orada da hatta bir tane kategori de seçelim. Şurada olsun. Yayınla diyorum. Konu başlığımız bakın yok. Eklenmiyor. Artıya basıyorum burada. Gene eklenmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani şöyle artıya bastığınızda bile eklenmiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Ben bunun için arkadaşlar dediğim gibi biraz uğraştım ama buldum sonuçta. Bunu yazdıktan sonra Enter klavyerinizdeki Enter tuşuna basın arkadaşlar bakın. Enter tuşuna bastığınızda konu başlığı oluştu. Burası ilk yaptığınız şey konu başlığıdır. Bakın karıştırmayın arkadaşlar. Konu başlığı. Şimdi bu konu başlığını şöyle içeriğini de alıyorum. Buraya ekledim. Burada ders ya da sınav yani bir test oluşturabiliyordun. Şimdi konunuzla ilgili ders varsa mesela hemen dersini de oluşturayım. diyeyim. basıyorum bakın kitapçık çektiğine basıyorum ama ha, şeyi yazmadık. Hemen konu başlıklarımızı seçelim. Seçtim. Kitapçığa bastım. Bakın konu ba burası konu başlıdır arkadaşlar. Konu başlı derken neyi kastediyorum? Hemen kurslar kısmına geliyorum. Demo'da göstereceğim şimdi size. Konu ve ders başlıkları. Konu başlığı budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar da derslerdir arkadaşlar. Ders. Bakın. Ders kısmı dengeli beslenme nedir. Konu başlıkları dersler, konu başlığı dersler. Bu şekilde. Şimdi dersimizin içeriğine gireceğiz tabii ki. Kalem işaretine bastığınızda bakın sol taraftaki menüde de dersler ders sekmesine geliyordunuz zaten. Burada dersin içeriğini yazabilirsiniz şimdi. Buraya yani şöyle şey yapıştıracağım. Dersin içeriği olsun. Şöyle bir şey. Böyle bir şey içerik var. Dersin işte içeriği. Türe iki dakika diyorum. Ön izleme yani ön izlemede de şu bunu seçerseniz şayet şuraya gelecek olay. Bakın ön izleme yazan kısımlarda kursu almamış olsa bile yani kursu satın almadı. Buradan ön izleme yapabilir. Bu dersi bu konuyu görebilir arkadaşlar. Onu seçerseniz tabii ki. Bakın bunlar da mesela ön izleme seçili olmayanlarda kilit işareti var. Bunlara bastığı zaman mesela konunun içeriğini göstermeyecek. Tabii ben şu an admin olduğum için görüyorum ayrı bir şey de e, yönetici olduğum için öğretmen olduğum için. Onu şuradan bakabiliriz hatta. Bakın. Bu içerik korunmaktadır. Yani Şuna basalım bakın şimdi Ön izleme olan kısma basıyorum İçeriği görebiliyorum Ama kilitli olan kısma basalım Bakın lütfen içerik korun bu içerik korunmaktadır lütfen giriş yapın kursu kaydolun kursa kaydolun filan cartur O yani Umarım anlaşılmıştır Olay Şimdi Ön izleme bu derste ön izleme Vermek istiyorsanız Evet hadi verelim Materyal dediği de işte bir dosya olabilir, resim olabilir, ses olabilir, müzik olabilir neyse işte böyle şeyler. Onları da ayarlarda mesela seçebiliyorsunuz. Mesela nelerin yüklenip yüklenmeyeceğini de ayarlar kısmında var. Onları da açabilirsiniz. Buraya isterseniz bir pdf dosyası mesela ders materyalları hatta bir tane örnek olarak yükleyelim. Dosyada ekle diyorum. Şuraya dosyamızı seçelim. Besin değerleri. Mesin değerleri dedik. Alanı kaydet tamam kaydettin kaydetti. Bu şekilde bakın dersimizi konu başlığımız yaptık. Konunun içindeki dersi de yaptık. Güncelledi atanmış yani hangi kursa atandığını gösteriyor bu da. İsterseniz mesela kurs oluşturmadan da dersler dersler sekmesinden dersleri de oluşturabilirsiniz. Ondan sonra da mesela hazırladığınız kursu atayabilirsiniz. Sınavlarda da aynı şekilde sorular falan. Bunlarda da aynı şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İlla bir kurs açıp kursun içinde mesela yapmanıza gerek yok. Şimdi bunu kapatalım artık. Derslerde işimiz yok. Bitti. Bir tane yap. Ders. Dengeli beslenme nedir? Şimdi ikinci mesela eğer dersiniz varsa konunun dersi varsa buraya gene aynı şekilde yapabilirsiniz. Ya da bu konuyla ilgili bir sınav oluşturmak istiyorsanız bu sefer de buraya işaretlemeniz lazım. Ben şimdi kursun en sonunda bir sınav yapacağım. O yüzden de yeni bir bölüm oluşturacağım. Tekrar bir tane daha bir bölüm oluşturalım. Mesela biz şunu alıyorum. Şöyle yapıp Enter'a basıyorum. Bakın Enter. Konuyu oluşturdum. Konunun içeriğini de hemen şöyle yapıştıralım. Bu da konu içeriği. Şimdi bu konunun dersini oluşturalım. Kitapçığa bastım. Bakın oluştu. Kalem işaretine basıyorum. Beni tekrar dersler ders sekmesine geliyor. Ne yapıyorum? Burada o dersin artık içeriğini oluşturacağım şimdi arkadaşlar. Şöyle şunları alabilirim. Yapıştırayım şöyle. Şöyle yapıştırdık mesela. Buna da bir dakika dedik. Onu görüntüleyemez. Görüntülemesin. Kilitli olsun yani. Güncellediyorum. Şimdi bakın derslere buradan derslere sekmesine geçersem iki tane ders oluşturdum. Gördüğünüz gibi bakın ön izleme, yani herkesin kursa kayıt olmayanların bile izleyebileceği. Bu da kilitli olan izleyen yani göremeyeceği ulaşamayacağı kısım. Yani içeriğin, içeriğin içini göremeyecekler yani ne olduğunu. Şimdi bunu kapattık gene İki tane konumuz var. İşte iki tane de ders yaptık. Bir tane de şimdi şey yapalım test oluşturalım hatta. Şöyle enter yaptım. Bakın sınav başlığı aslında bu. Sınav konutunun başlığı. Burada saat işaretini seçiyorum. Bakın şimdi saat işaretini seçtim. Burada gene sağlıklı beslenme ile ilgili şöyle değişik olsun tabii ki. ilgili test diyorum. Tamam. Oluşturdu. Hemen kalem işaretinden soruları oluşturacaksınız şimdi arkadaşlar burada. Bakın. Eğer testle ilgili bir içeriğiniz varsa hani bilgi vermek istiyorsanız yazabilirsiniz. Şimdi ilk sorumuzu yazalım. Tabii yaptığınız konularla alakalı olacak konuşta. Yani e, ...konular ve derslerle alakalı bir şey olacak. Ben şimdi buraya ilk sorumu yazdım. Türü ekleyin diyor. Yani doğru mu yanlış mı seçenekli olabilir. Çoklu seçenekli olabilir tek seçenek verebilirsiniz. Boşlukları doldurun Bize dört tane seçenek bulun. Şimdi doğru ve yanlış dediğinizde bakın bastım doğru yanlış doğru yanlış. Buraya detaylar ipucu açıklama. Doğru tanım puanlama şöyle 20 diyorum. Dengeli beslen. soruya bakın şimdi dengeli beslemede her besin grubundan yeterince tüketmek önemlidir. Doğru mu yanlış mı? Doğru dedi geçti. Tanıma yani tanıma şey yapabiliriz, ne yapabiliriz? Mesela dengeli beslenme ipucu ya da yok tanıma değil de cevabı cevap şeklinde mesela buraya cevabı kontrol et dediğinde konumuzla ilgili dengeli beslenmeyle ilgili mesela şöyle bir şey şunu alıp açıklama kısmına öğrenciler cevabı kontrol et düğmesini tıkladığında açıklama görüntülerini diyor. Şöyle yapıştıralım. ...ipucu da mesela denge konuyla ilgili bir şey olabilir, konu başlığıyla bir şey olabilir. Mesela dengeli beslenme diyor göstersin. 20 puan değerinde diyorum. Şimdi ikinci soruya geçelim. Şöyle bir şey soralım bakalım. Tamam. Türü ekleyelim bakalım. Doğru yanlış çoklu seçim. Bakın çoklu seçim yaptığım zaman ilk seçenek ikinci seçenek bakın. Yani birden fazla eğer doğruluk varsa ya da yanlışlık varsa buradan seçilip ya da Tek seçenek yaptığınızda bakalım seçelim şunları bir silelim. İki seçenek, ikinci tek seçenek, bir tane seçenek veriyorsunuz. Boşlukları doldurun da da burada artık kelimeyi mesela kan şekerinin şunu aldık. Yukarıdaki pasajda bir kelime seçin. Tamam. Haline edin yeni boşluk ekleyi tıklayın. Mesela kan şunu seçtik. Yeni boşluk ekle. Dedim kan. Mesela bakın bu şekilde. Buna da 20 puan diyorum. Açıklama ipucu falan doldurabilirsiniz gene. Bir tane daha evet. Hayır şeklinde yapalım bari. Doğru yanlış. Tek seçenek. Şunu kaldıralım. X seçenek. Selam. Evet. Evet dedik. Buna da Hayır dedik. Mesela birinden birini seçecek. Evet ya da hayır. Evet. Su vücudumuzun en önemli besin öğesidir. Evet. Doğru. Değil mi? Doğru. Yerim diyorum orada mesela. At kafadan. Üç tane yerimi. Tamam. Bu şekilde sorularınızı, sınavlarınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Yani 4, 5, 6 neyse. Türemiz 10 dakika dedik. Tamam geçerli not 3 ee, tane soru 20 60 yapar 50 mesela geçerli olsun da 40 diyelim hatta 40. Öğrencilerin sınavı yaparken cevapları hemen kontrol etmene izin verin. Tamam hadi öyle olsun. Bu şekilde gerekli sayfalandırma gözden geçirmek izin verelim tamam. Doğru cevabı göstersin tamam. Bu şekilde bir soru da oluşturduk şimdi sınav oluşturduk aslında. Başka sorular kısmına gidiyorum bakın şimdi oluşturduğumuz sorular buraya geliyor. Mesela buraya farklı sorular gene diyorum kursu oluşturmadan da sorular oluşturabilirsiniz. Ondan sonra sorularla ilgili mesela bir kurs oluşturduğunuzda konu oluşturduğunuzda mesela buradan hızlıca oraya da ekleyebilirsiniz. İlla hani ben kursu oluşturayım ondan sonra da işte dersleri, soruları yapayım falan diye düşünmeyin. Bu şekilde de ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve bunu hallettik kursa tekrar dönelim. Tamam. Sınavımıza yaptık. Şimdi artık şu ayarları yapalım kursumuzu aslında oluşturduk. Yani kursun içeriği, konuları, dersleri, ders içerikleri falan hepsi hazır, sınavımız hazır. Kurs artık kurs durduğu sürece faydalanabilir. Bu şekilde. 10 hafta boyunca yayınlansın istiyorum ben bu kursun. Ya da 5 hafta boyunca yayınlansın. Süre dolduğunda kurs engellenir. Evet, süre dolduğunda artık kurs engellensin. Değil mi? Engellensin. Ya da engellenmesin. Neyse. Öğrenci bu dersi bitirdikten sonra dersi engelleyin. Evet çünkü 5 hafta sonra kalkacak. Ders bitecek. Ondan sonra bir daha öğrenci o derse ulaşamayacak. Ama bunu kaldırırsanız işte bu bunu da sıfır yaparsanız süresiz bir kurs olur. Yeniden satın almaya izin verebilirsiniz. Bakın tüm seviyeler artık kursun zorluğu morluğu nasılsa onu buradan. Sahte öğrenciler diyor mesela. Şimdi bunu hatta şöyle yapacağım. 58 tane sahte öğrenci var. Maksimumda e, bu kursu kaç kişi faydalansın? 250 kişi faydalansın bu kurstan. Öyle diyelim. Dersi tekrar alma, bitir düğme, öne çıkanlar listesi. Kursu öne çıkanlara eklesin. Evet. Öne çıkan inceleme. Kurtu öğrenmek için bir inceleme. Ee, mesela şöyle şunu bir şey alalım. Kopyalayalım. Buradan yapıştıralım hatta. Şöyle bir şey yapalım. Tamam. Dış bağlantı demiş. Tamam dış bağlantı geç. Şunu bir güncelleyelim şimdi. Tamam, fiyatlandırmaya gelelim. Fiyatı 1250 lira diyelim. İsterseniz de indirimli bir şey yapabiliriz. 1100 lira dedik. İndirimli olsun. İşte bugünden ay sonuna kadar şekilde kayıt şartı yoktur demiş. Yani kayıt şartı olmazsa içeriğini görebilir, giriş yapmadan sınava girebilirler demiş. Bakın arkadaşlar. Bunu seçerseniz kayıt şartı gerektirir. Almadan seçelim. Daha fazla bilgi. Burada da şu alan arkadaşlar bakalım şimdi bunlarda var mı? Yani çi gereksinimler bakın var. Doldurmuşlar işte hani demo'da. Bu şekilde burada gözükülecek şeyler, hedef kitleler bu şekilde gösterilecek alan gereksinimler neyse, hedef kitleniz neyse mesela gereksinimlere şöyle hemen ekleyeyim bir tane. Temel gereksinimler arkadaşlar bu kursa katılanlar işte şey olsun temel okuma yazma becerileri. Hedef kitlemiz hemen şöyle bir şey yapıştıralım. Hedef kitlemize de şöyle bir şey yaptık. Temel özellikler hemen şöyle bir şey alalım. Şöyle yapıştırdık sıkça sorulan sorular. Mesela hemen buraya başlık. Altta da cevabını yazıyoruz. Tamam. İşte daha fazla eklerseniz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şuraya hatta yine şöyle bir şey yapalım. Özet kısmına şöyle bir şey yapıştırabiliriz. Yorumlara izin verdik. Tamamdır. Şimdi bir de resim lazım bize. Resim. Öne çıkan görsel. Hemen bir resim. Bu resmimizi aldık. Resmi çektik. Yani çektik. Hazırladık. Tamam. Bu da hazır. Daha fazla bilgi. Değerlendirme. Derslerle değerlendirme. Şimdi burada şey var arkadaşlar. Yani sınav mesela derslerle değerlendirme. Son sınavın sonuçları ile değerlendirilsin. Dersi bir kursu bitirdikten sonra arkadaşlar mesela kursu bitirdi ve 100 işte 100 puanla mı diyeyim artık hani belli bir puan verdik ya o puanlarla mesela geçti kaldı başarısız bilmem ne mesela bakın geçme notu 80 şimdi bir, gerçi 3 tane soru yaptık 60 puan verdik ama hani sınavdan geçmeyi burada 80 burada değiştirebilirsiniz bazı şeyleri bakın sorularla değerlendirin işaret sorularla değerlendirelim diyelim yüzde yüzde 50 diyelim belki de, sorularla değerlendirelim eğitmen eğitmenleriniz varsa atayabiliyorsunuz indirilebilir materyaller. Dersin gerçi bir tanesinin içine ekledik. Buradan da ekleyebilirsiniz. Tamam diyorum. Güncellediyorum. Şimdi bir gidelim bakalım Sayfamızı hakkında bir kapatalım. Şimdi buraya tabi burada şu modülü değiştirmeyeceğiz. Ayarlarında bir değiştirme yapmamız lazım ki öne çıkanları gelsin. Kurslara girelim. Tüm kurslarda bakacağız. Bakın zaten tüm kurslarda hemen kafada çıktı zaten. 1100 lira işte bazı yerlerde sıkıntı var arkadaşlar. Yani dil dosyalarında dediğim gibi bunların normalde çevirileri var ama ne yazık ki çevrilmiyor. İşte orada bir kodlarda bir sıkıntı var. Büyük bir ihtimalle işte artık gelecek güncellemelerle değişebilir. Ya da biraz hani bu konulardan anlıyorsanız kodların içinde bu kelimeleri bulup Türkçesini yazıp ya da işte hangi dili kullanıyorsanız onu çevireceksiniz ki o da eklenti güncellendiğinde biraz sıkıntı yaratabilir. ...tekrar gün kodlar güncellenecek ve değişecek. Tekrar yapıştırmanız gerekecek icamda. Ben bulamadım arkadaşlar. Yani biraz zor. O yüzden de bir dahaki güncellemelerde değişir diye düşünüyorum. Kursumuz burada bakın. 58 tane sahte kayıt yapmıştık ya zaten. 58. İki tane ders var. Bir tane kısa sınavı var. Devamını oku diyorum. Bakın tüm seviyeler 2 ders. Burada mesela bazı kısımlarda mesela düzgün çalışıyor arkadaşlar. Bakın tüm seviyeler 2 ders 1 sınav 58 öğrenci. Ama o tema kitlerinde herhalde bir sıkıntı var. Olabilir. gereksinimler, özellikler, hedef kitleler, konu ve ders başlıkları bu şekilde. iki tane konu var, derslerimiz var. Bir tane de soru cevap var 10 dakika yük sorular. Eğitmenimiz, malzemeler, bakın pdf yüklediğimiz sıkça sorulan sorular. Güzel buraya da mesela öne çıkan inceleme yani oraya bir inceleme almıştık ya buraya bir tane yorum yazabilirsiniz resmimiz burada fiyatımız burada bu şekilde kursumuzu oluşturduk aslında şimdi bunu bitirdik artık ne yapalım bir kayıt oluşturalım kayıt oluşturduktan sonra bir kurs satın alalım bize gelen e-postalara ödeme şekillerine bir bakalım arkadaşlar. Şimdi örnek olarak bir tane kursta kayıt olacağız. Yani kursu satın alacağız. Kurs satın alacağız arkadaşlar. Hemen kursumuzu bulalım. Oluşturduğumuz kurtu bulacağız. Sağlıklı beslenmenin temel prensipleri 1100 liraymış. Hemen bakalım. Evet çok hoşumuza gitti. Biz bu kursu satın almak istiyoruz. Şimdi satın alıyorum. Sepetenize eklendiriyor. Kursa kayıt olmak için lütfen giriş yapın diyor. Bakın 1100 lira bilmem ne falan. Bizim herhangi bir e, kaydımız yani daha önce olmadığımız için kayıt oluşturmamız lazım. Hesabınız yok mu? Yok. Kayıt oluyorum. Burada kayıt ol formu çıkıyor. Hemen bunları dolduruyorum. Gördüğünüz gibi doldurdum, doldurdum işte. Tamam mı? Tamam. Eğitmen olmak ister misiniz? Hayır, eğitmen olmak istemiyorum şu an. Tamam, bunlar bitti. Geldik güvenli bağlantı. Eklentinin bize vermiş olduğu dediğim gibi bir PayPal vardı. Bir de böyle EFT havale yani çevrim dışı ödeme sistemi vardı. Otomatikman bunu seçiyorum. PayPal kullanıyorsanız PayPal'da açmanız lazımdı. PayPal çıkardı bu sefer burada. Şimdi bu da seçili. Baktık sipariş ver diyor. Başka bir şey var mı? Yok zaten tamam. Şu e-posta adresimizi bir kopyalayalım ilk önce de. Siparişi ver diyorum. Evet e-postamız geldi. Şimdi teşekkür ederim siparişimiz alındı. Sağlıklı beslenme temel prensipleri bilmem ne. Car <laughs> tamam onlar bize bilgilendirme şeklinde geldi. Şimdi şeye bir bakalım e-postalarımıza bir bakalım arkadaşlar. Gelen e-postalar arkadaşlar bakın. Parolanızı belirtmek için şu adrese gidin bilmem ne falan demiş. Geçtik. Ondan sonra Siparişiniz için teşekkür ederiz. Bakın bir sipariş özeti gönderiyor. Dediğim gibi bunları Türkçeleştirmeniz lazım. Bize fiyatımı yata hakkında başka teşekkür ederiz. Sipariş özeti bilmem ne falan gelmiş. Tamam. Şimdi biz hemen bir giriş yapalım. Profil. Ha, gerçi giriş yaptık tabii ki. Kayıt olduk. Girişimiz oldu. Bakın. Burası bizim bir profil sayfamız. Siparişlerimize bakalım. Siparişlerimiz şu an ön izleme, hemen bakalım. Ön izleme de bu şekilde işlemle bekleniyor. Ne yapalım? Şimdi kontrol paneline bir dönüş yapacağız arkadaşlar. Siparişler sekmesine geliyorum. Şu an admin olarak bakıyorum tabii ki. Bakın, oluşturulan siparişi gördüm. Şevrim dışı ödeme aracılığıyla ödeme. Tamam, işlemde. Tamam. Şimdi ben bunu ücret bizim hesabımıza yatırıldı. Onay vereceğiz. Geldim. Hemen siparişe bir tıklayalım şöyle bakalım. Baktık evet doğru şudur budur bilmem ne filan. Tamamlandı diyorum. Bakın burada pdf fatura da var. Mesela bastığınız zaman bakın. Orada pdf olarak isterseniz arşivleme yapıyorsanız da bu şekilde bilgisayarınızda neyse artık gitti olarak da arşivleyebilirsiniz. Güncelle diyorum. Sipariş tamamlansın. Şimdi onunla ilgili e-postalar gelecek çünkü. Tamamdır. Siparişlere tekrar dönüyorum. Bakın tamamlandı olarak işlem. Şimdi şeye bir geçelim yine sayfamıza. Kurslarım. Artık herhangi bir şey yok. Siparişlerime bakıyorum. İşlemde ön izleme. Şunu bir yenileyelim. Hatta bir Tabii ki şey olması lazım. Ön belleğin silinmesi lazım herhalde. Bakalım. Ön izlemlerine de işlem hala işlemde gözüküyor çünkü. Kursa bir gelelim. bir şeyi bir temizleyelim şöyle. Tümünü temizle diyorum. Ön belleği bir temizleyelim. Tekrar bakalım şimdi. Tamamlandı. Tamam. İnternette olduğumuz için arkadaşlar ön bellek keş bağlan yani ön belleği falan temizlemeniz lazım. Tamamdır. Şimdi tekrar bakalım kurslarım. Kayıtlı kurt devam eden bir kurt. Bakın burada kursa hemen şuradan kursa geçiyorum. Bakın devam et dediğinizde kursa başlıyorsunuz artık. Devam et diyorum. Birinci dersimize baktık. Konumuza dersimize baktık. Tamam güzel tamamlandı diyorum. Bakın evet tamamla diyorum. İkinci konumuz dersimize baktık ettik. Bu da tamamlandı. Evet diyorum ve sağlıklı beslenme ile ilgili test. Başta diyorum. Bir daha bir yenileyelim bakalım. Evet şimdi geldi. Dengeli beslemede her besin grubundan yeterince tüketmek önemlidir. Doğru. Çek diyoruz. Bakın cevap yani aslında cevap evet öyle diyelim. Ara öğünler kan şekerinin dengelenmesini sağlar. Kan dedik. Doğru mu? Evet. Correct. Mavi. Kırmızı olsaydı yanlış olacaktı. İşte bunlar ne yazık ki bakın. Çevrilmemiş. Çevrilmiyor yani. Devamlıyorum. En önemli besin üyesidir. Evet. Dedik. Ve bitirdik. Finish diyoruz. Okey diyorum. 60 puan 40 puanla geçtik. Sınavı geçtik arkadaşlar. Bu kadar. Bu şekilde bir de test kısmı var. Yani bunlar da zamanla düzeltilirse iyi olur. Şunlar düzeltilirse iyi olur arkadaşlar tabii ki. Bir e-postalarımıza bakalım. E-postalarımıza siparişimiz tamamlandı. E-postası geldi. Artı kursa kaydolduğunu diye bir e-posta geldi. Bunlar tabii ki müşteriye giden e-postalar. Ailet'ten de site yöneticisine ve eğitmene giden e-postalar da var arkadaşlar. Dediğim gibi onları da düzeltmeniz lazım içeriklerini. Eklentiyi genel itibariyle tamamladık sayılabilir arkadaşlar. Yani büyük bir bölümünü tamamladık işte. Kurduk, ettik, ayarlarına baktık, kurs oluşturduk, ders oluşturduk, sınav oluşturduk. Yeni bir kurs satın aldık, ödemelerini yaptık, siparişi gösterdim filan. Bu şekilde... Genel itibariyle büyük bölüm bitti. Videonun başında da söylemiştim. Eklenti birlikte kurulan bu Elementor kitler var. Yani arkadaşlar şey bu kitlerde biraz değişiklikler yapmamız lazım. Onlar da biraz onlar dediğim gibi biraz karışık. O yüzden de sona sakladım. Şimdi onu göstereceğim. Umarım eklentiyi beğenmişsinizdir. Yani hoşunuza gitmiştir. Belki ihtiyacınızı karşılayabilir. Ama dediğim gibi kanalda Tutor LMS videom var arkadaşlar iki video hatta. Bunları seyretmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu çevrim dışı yani online kurs eklentisiyle karşılaştırın. Bir bakın. Mesela hangilerin işte hangi eklentinin artısı ya da eksisi var. Bunları görebilirsiniz. K karta koyacağım. Kartta da zaten açıklamalarda da olur. E kanalda da arattığınız zaman zaten bulabilirsiniz eklentiyi. E tutoru. Tutor videosunu. Onu da karşılaştırın diyorum. Şimdi dediğim gibi bu Elementor kitlerine bir bakacağız. Sayfamızda çünkü işte bazı kısımlarda değiştirmek istediğimiz alanlarda özellikle işte login register kısımlarında artı işte bu öne çıkanlar kısımlarında falan bu tip kit şablonları kullanıldığı için onların üzerine biraz bakacağız, inceleyeceğiz şimdi. Hadi ona geçelim. Kontrol paneline geldik. Team Elementor denen sekmeye arkadaşlar tıklıyoruz tüm şablonlara bir bakalım. Şimdi burada kullanılan şablonlar örnek olarak şöyle göstereyim hatta görüntüle diyorum. Bakın. Bu şekilde şablon kitleriyle yapılmış mesela sayfalar. Gördüğünüz gibi. Blok yazısı tek yazı olarak ondan sonra bizim için şuna bir bakalım. Görüntüle diyelim. Tamam. Sağlıklı beslenme. Şurası. Düzenle diyorum. Elementor'la düzenleyelim. Şu arkadaşlar bakın. Şu kısım var ya tek ızgara şeklinde bakın. Orada mesela buralara bir şey ekleyelim. Ne ekleyelim? Mesela bunları düzeltebilirsiniz yani ki şablon olduğu için ya şablon kitleri olduğu için mesela custom şunu kaldıralım mesela. Bunu kaldıralım. Onun yerine şöyle level eklesek tüm seviyeler mesela. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Yani buradan değiştirebilirsiniz. Dinamik olarak dinamik etiket arkadaşlar bu dinamik etiket sistemini kullanıyor. Buradan e, dinamik etiketleri değiştirebilirsiniz. Kaldırabilirsiniz. Size kalmış artık. Mesela bir daha başka bir şey bakalım. Tarih ekleyebilirsiniz mesela. Şöyle bir şey. Yani dinamik etiketleri buradan değiştirebilirsiniz. Bu bütün mesela burada yaptığınız değişiklikler sayfada şurada zaten gösterecek arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey yapalım. Ee, tarih. Özel diyorum. Başka ne olabilir? Bunu alabiliriz mesela Az bir kısa bir içerik Bunu da Şöyle yapsak Buraya olabilir ya da Böyle Resmin hemen altına Buraya Koyabilirsiniz mesela Böyle bir şey Bir de şeye bir bakalım direkt Çıkmış yapalım Şablonlar. Bu şablonlar. menu right. Tamam. Menu right da mıydı? Oraya bir bakalım. Evet. Onları mesela hemen değiştirelim. Kayıt. Dol. Ondan sonra giriş. Yap diyelim. çıkış Yap. Bu da profil. Tamam. Güncelle. Eee buradan buradan da çıkalım. Sayfayı bir yenileyelim bakalım. Gördüğünüz gibi yaptığınız değişiklikten hemen geçiyor. Bakın. Yani şablon kitlerin üzerinde yapacağınız değişiklikler dinamik olduğu için hemen arkadaşlar geçiyor. Tabii ki şöyle de şuradan da Elementor'la da bir bakalım şimdi şuna. Bakın şimdi şöyle Kurs listesi düzenle. Şablon seçimi görüyorsunuz, bakın arkadaşlar. Şablon seçimi. Yani o şablonu seçtiği için bu şekilde orada yapacağınız yani tema elementorun kitlerini yapacağınız değişiklikler burada da seçili olduğu için otomatikman hemen geçiyor sayfaya arkadaşlar. Onu da göstermek istedim. Bu şekilde ayarlarınızı yapabilirsiniz. Onun haricinde elementorlu olduğu için arkadaşlar bu sayfalar elementor üzerinden düzeltebilirsiniz çoğu şeyi. Bunlar tabii Türkçeleşecek. Bakın sütunlar 5, 10 tane isterseniz şunu 5'e düşürün 5 tane. Bu şekilde gene Elementor üzerinden değiştirebilirsiniz. Ben bunu şimdi komple sayfanın ana sayfasını demo sayfamda, lokal yaptığım için arkadaşlar bir daha yapmayacağım zaten. O yedek dosyasına ulaşmak için de maxentmate.com sayfamızdan alabilirsiniz arkadaşlar. Satın alabilirsiniz cüz'lü bir fiyatta hem de bana destek olmuş olursunuz. Bu şekilde bunu da göstermiş olduk. Başka da gösterilecek bir şey var mı? Yok herhalde. Evet, başka da bir şey yok. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bu da bir online çevrim içi bir kurt eklentisiydi. Ücretsizdi tabii ki. Ücretsiz temasını kullandık. Eklenti de ücretsiz. Eklentiyi daha da özelleştirmek için uzantılarını almanız gerekiyor tabii ki. Ödeme olsun, diğer farklı şeylerini böyle daha değişik şekilde kullanmak için uzantılarını almanız gerekiyor. Videoyu beğendiyseniz, eklentiyi de hoşunuza gittiyse arkadaşlar bir beğeni atın. Yorumda yazarsanız sevinirim. Onun haricinde gene videolarımız devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.